Amerika Madison'dan yeni bir videoya da hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber her zaman yaptığımız mesleğimiz DoorDash'i değil, herkesin çok bildiği alışveriş mağazası olan Walmart'ta çalışacağız. Ben bugüne kadar hiç Walmart'ta falan çalışmadım. Bu da ilk videom olacak. İlk defa da ben çalışmış olacağım. Uygulamayı bir kere bile kullanmadım. Sadece arkadaşlarım kullandı. Onların bana söylemesi üzerinden yapacağız diyelim daha çok. Walmart'ın Spark adlı bir uygulaması var. Hemen size göstereyim. Şöyle bir girişi var. Bu uygulamada çalışacağız. Madison içinde iki tane Walmart var ama uzaktaki Walmart'lara da sipariş atabilir. Bakın saçım başım dağınık. Yeni uyandım. Direkt video çekmeye başladım çünkü video yetiştirmem gerekiyor hafta sonunda. Bugün günlerden 28 Şubat çarşamba bugün bu arada. Yetiştirmem gerekiyor. Editör bana seviyor şu anda küfür ediyor. Geç kaldığım için. Videoya geçmeden önce de şunları söyleyeyim tekrardan. Bu Spark'ın bir tane şu anda şeyi var. Promosyonu var, promosyonu. 5 tane diyor sipariş götür getir diyor. Eğer ki 100 dolar kazanamazsan ben sana 100 doları vereceğim diyor. Ben de bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Yani Spark'ta çok büyük siparişler atabiliyor böyle 30 dolar, 40 dolar vesaire. Ama ben onları götürmeyeceğim büyük ihtimalle çünkü onlar büyük sipariş oluyor. Böyle 7 dolar, 8 dolarlık hemen 5 tane sipariş tamamlayıp 100 doları kazanmak için uğraşacağız. Her zaman oluyor mu? Hiçbir fikrim yok. Birazdan göstereceğim zaten. Benim bildirim her hafta yolluyor. Bak diyor 5 tane sipariş götür. 50 dolar mı kazandın? Ben onu 100 dolara tamamlayacağım diyor. Ben de bugün bunun için uğraşacağım işte. Fazla uğraşmadan 100 doları kazanalım kısa saatte. Zaten düşünsenize 3 saatte ben 100 doları kazandım. Bir başladım da orada 150 de 200 de oradan kazandım. Wow. Bugünün tadından yenmez örnek veriyorum. Ama bugün sadece Spark yapacağız ve saatlerimiz de şu anda 10'u çeyrek geçiyor. Arabaya binelim, benzinimiz yoksa benzin alalım. Ondan sonra da sistemi başlatıp işimize başlayalım diyorum. Hadi yavaştan videoya doğru geçelim. İki gündür havalar çok güzeldi. Her yer sıcacıktı. Bugün de güneş var ama var ya hava şu anda derece olarak bilmiyorum. Eksi kaçtayız ama titriyorum yani şu anda. Bu arada arabayı yıkamadım. Araba pis biliyorum. Arabanın içi de pis. Herkes yazıyor yorumlarda arabanı yıka, araban pis. Kardeşim ben her gün aynı şeyleri yapıyorum ve arabayı yıkamaya istemiyorum yani yeter. Hep kirleniyor abi yıkıyorum. İki gün sonra yine kirleniyor. Niye yıkayayım ki? Oğlum benzin ne olmuş lan? Bak şimdi benzinliğe geldik. Abi 3.34 olmuş bizim alacağımız benzin. 3.34 ne abi? Nanayı yedik. Bakın bu orta pahalılıkta olan 3.34, en ucuz 2.88, en pahalısı 4.14. Benzin aşırı pahalanmış. İşler de kesat son zamanlar diyormuş. Geçen hafta DoorDash'ten güzel para yaptım. Onu da birazdan söyleyeyim mi? Şimdi mi söyleyeyim? Ne yapayım? Geçen hafta DoorDash'te bayağı iyiydi. 60 bir şey saat diyordu Dash Time. Active Time değil bakın. Dash Time. Dash attığım vakit. Ve kazancım da 1490 dolar falan yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şuraya fotoğrafını bırakayım. Geçen hafta çok az saatte güzel para yaptım. Bu hafta da umarım öyle geçer. Ya. Saatliğim 23 dolara mı 24 dolara mı ne geldi geçen hafta? Çok soğuk. Benzinimizi de aldığımıza göre şimdi gösterebilirim. Earnings'e giriyorum. Para mara olmaması gerekiyor. Evet görüyorsunuz. Hiç yapmadım yani. Şimdi bu bildirimlere girelim. Bakın bana her hafta aynı mesajı yolluyor. 1 Mart'a kadar diyor yaparsan diyor 5 tripte 100 dolar kazanmazsan ben 100 dolara tamamlayacağım diyor. Bu yüzden de bugün ne yapacağız? Spark'ın özelliği büyük siparişler atması. Büyük siparişlere gitmemiz. Arkadaşlarım yapıyor. Oradan biliyorum. Yani bir tane sipariş atıyor. 7-8 kişiye bırakacağız. 40 dolar veriyor. Böyle kazanıyorsun. DoorDash yaparken yanında Spark'ı da açabilirsiniz. Çünkü Spark'ta reddederseniz hiçbir sorun oluşturmuyor. Puan muan düşme gibi bir şey yok DoorDash gibi. Bu yüzden de çok iyi. Spark fazla insan bilmiyor. Güzel paralar kazanılabiliyor ama sabah erken saatte kalkmanız lazım. 7-8 gibi başlayıp 1'e 2'ye kadar falan yapsanız yeterli. Ondan sonra DoorDash yapın. Ya da Spark yaparken de DoorDash'i açın. Sipariş alırken çok bekletiyorlarmış. Bilmiyorum başımıza neler gelecek. Hadi sistemi başlatalım. Yavaştan da işe başlayalım. Bu video fazla uzun olmayacak. Merak etmeyin. Sisteme geldik. Bakın Spark Now diyor. Saatlerimizi gösterelim. 10.24. Şimdi bize sipariş atacak mı? Bekliyoruz. En çok sipariş attığı Walmart'a gidiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika yol gideceğim. Bakalım göreceğiz kaç dakikada yapacağız 100 lira. Walmart'a geldim. Hala sipariş atmadı bana. Şimdi bekleyeceğiz siparişin gelmesini. Eğer böyle devam ederse arkadaşım şöyle söyledi. Ben bunu sadece Spark olarak yapmıyorum dedi. DoorDash'imi açıyorum. DoorDash'imi atarken Spark'ı da atıyorum dedi. Ama ben Spark videosu çektiğim için DoorDash yapmak istemiyorum şu anda. 11'e kadar bekleyeceğim. Şu anda 11'e 23 dakika var. Diyelim 1 saatte bir sipariş atacaksa gider tabii ki DoorDash'i yaparım. Spark'a attığı gibi kabul ederim. Spark'a giderim. Aha geldi.
Geldi. Bakın Walmart Madison, bizim evin oradaki Walmart'a gideceğiz. 5.3 mil 7 dolar kabul edelim. Bir 13 dakikalık yolumuz var. 12 dakika sonra oraya ulaşınca neler yapacağımızı uygulama içinde talimatlar şeklinde gösterecekmiş. Onu da o zaman gösteririz zaten, bakalım. Yani bu 100 doları kazanma için çok mil yaparsak o da saçma olacak da bilmiyorum. Neyse, arabamızı yakmıyor zaten. Hayırlısı olsun. Adresteki Walmart'a ulaştım. Ben buraya gireceğim. Bakın kadına da yüklüyorlar şu anda. Bakın burada şöyle yüklüyorlar. Şimdi bakın buraya geldim. Uygulamada ne yapmam gerekiyor? Parking spotu seç diyor. Biz ikinciye durduk. Seçelim. Şimdi içeri bildirim yolladı. İkinci parking lot'ta beklediğimi. Birazdan gelecek ve bana siparişi verecek diye umut ediyorum. Thank you, sir. Adam buraya yükledi bütün siparişleri. Bu kadardı herhalde ya. Oğlum çok kolaymış lan. Buraya geliyorsun, şurada spotta duruyorsun. Adam getiriyor sana, veriyor. Ananı satayım, bütün her şeyi scanleyecekmişim ben. Oh. Bütün 11 tane poşet de... Oğlum ya. Oğlum çok kolaymış lan. 11 tane ürünü de scanlemem gerekiyormuş. Hadi ya hak. Bütün ürünleri scanlemiyormuşum lan. Bir tanesini scanledim, bitti. Start diyorum. Abi lütfen beni uzağa götürme ya. Gözünü seveyim. Senin ben. Oğlum beni niye bu kadar iste attı bu? 12 dakika iste gideceğim ben şimdi. Biraz önce şuradaki Walmart'a gittim. Burada bekledin sipariş. Sonra orada olmadı. Bana buradan sipariş attı. Buradayız şu anda. Buradan da şuraya gideceğiz. Çok saçma. Neyse, adrese doğru gidelim. Hem beraber öğreniyoruz. Açık söyleyeyim. 5 saatte yapsak bile zaten saatliğimiz 20 dolara gelmiş oluyor. Bu yüzden de fazla bir sorun değil yani. Umarım 5 saate kalmadan yaparız da. Ama hiç hoşuma gitmedi bu. Bize çünkü Madison Walmart dedi. Madison Walmart'a gitmedik. Sipariş doğru gidelim şimdi. Teslim ederken de gösteririm zaten. Şimdi iki tane yer diyordu. Birincisine ulaştık. Müşteri beklemene gerek yok diyor. Hemen kapının oraya bırakabilirsin falan diyor, güvenli bir yere. Start scanning diyelim. Bitir diyorum. Okey, şimdi ürünleri alıp hepsini şuraya götüreyim bir. Yemin ederim anlamadım ben bu işi. Bunları da koyduk abi böyle. Şimdi fotoğraf çek diyor. Complete. Bir tane bitti. Allah'a şükür. Bunu bitirdik. Şimdi bekleyeceğiz. 50 dakikada bir taneyi bıraktı. Herhalde 5 saatte bitireceğiz biz bu işi. Kaldı geriye 4 sipariş. Bundan 7 dolar kazandık. Ama 7 dolar diye düşünmeyin onu. Normalde işte benim arkadaşım 30 dolarlık, 40 dolarlık büyük siparişler gelirse sadece Spark'ı kabul ediyormuş. Neyse, sipariş gelirse ben tekrardan kamerayı açar gösteririm size. Sipariş beklemekteyim şu an. Arkadaşlar şu anda Monano Walmart'a geldik. Bekliyoruz. Saatlerimiz 11.30-12'ye kadar. Umarım bir sipariş daha gelir ve siparişi götürürüz diyelim. Bakın sipariş geldi sonunda. Heyecanlı bir şekilde sipariş bekliyordum ben de. Walmart Monano diyor. Yani burası, kabul ediyorum hemen. 2 stop diyor. 10 mil. Diyor ki 11.45'te varman gerekiyor diyor. Ben zaten Monano Walmart'ın içindeyim. O zaman arabayı ben pick-up yerine çekeyim. Pick-up yeri neresiymiş bakalım. Ben de bilmiyordum. İyi, güzel denk geldi. İkinciyi de aldık abi. Allah'a şükür. 10 mil gideceğiz. Umarım kötü bir yere gitmeyiz 10 mil. Bakın her binada şöyle kocaman pick-up yazıyor ya. Burada da bakın pick-up'ın ileride olduğunu söylüyor. Ben de buraya çekeyim abi. 6. alana. Start diyebiliyor muyuz acaba şimdi? İlla 11.45'i mi beklememiz gerekiyor? 11.44'te minimum start diyebiliyormuşum. Saat 11.44 oldu. Şimdi start trip diyebiliriz. 6.'yi seçiyorum. Save diyorum. Okey, şimdi bekleyeceğim. Hello. Thank you. Bakın getirdiler, verdiler. Şu etiket de bana verdiler. Ben kendim yapıştırdım. Scanliyoruz abi. Okey, şimdi teslimata gideceğiz. Oğlum çok güzel lan bu iş. Her hafta böyle 100 dolarlık bonus olursa ve haftada bir kere yaparım ben bunu. Doğru iş gibi alacağın edeceğin şey yok. Kendileri getiriyorlar siparişi. 10 numarayı şaka. Bizim ev tarafına gidiyoruz. 17 dakika. Fena değil. 15 dakika sonra teslim ederken görüşürüz diyorum. Adrese ulaştık şu anda. Zaten fazla bir şey yok. Şöyle fotoğraf çek dedi. Çektik. Bitirdik. Bunu da bitirdik. Ben bizim oradaki Walmart'ta bekledim bir 15 dakika. Baktım sipariş atmadı. Buradaki Monana'dakine geldim, hemen sipariş attı. Kabul edelim hemen. Sipariş alırken videoyu çekerim zaten. Bu da 3. siparişimiz etti. Kaldığı yeri 2 sipariş bundan sonra. Abi saç keşke yapsaydı. Çok kötü olurdu.
Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, yorumlarda güzel şeyler yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha da öne çıkmamı sağlarsınız. Instagram'dan da beni takip etmeyi tabii ki de unutmayın. Çünkü Instagram'dan bana özel sorularınızı bol bol iletebilirsiniz. Park alanını seçeceğim. 4 numaralıyı seçiyoruz. Birazdan gelirler 4 numara için. Şimdi gelecekler, ben bekliyorum. Kodum da elimde. Birazdan geliyor hatta Latine bir abla. Hello. 2587. Vito, şimdi yola doğru koyulalım. Start diyelim. Downtown'ın içinden götürürse 22 dakika. Teslim ederken görüşürüz diyorum. Yola doğru koyulalım. Adrese ulaştık. Şu anda şuraya bir yere götüreceğim. Ben şimdi tek tek taşıyacağım. Bayağı bir şey var. Kamerayı buraya sabitledim. Donuyorum, donuyorum. Part 1 bitti, part 2 şimdi. İkinciye götüreceğim bir de. Teslim ettim. 9 dolar da buradan kazandık. Ama ve lakin amacımız bu parayı kazanmak değil zaten. Kaldığı yere 2 siparişimiz. 2 sipariş aldıktan sonra 100 dolar kazanacağız. Tekrardan ben Monana Walmart'a gidiyorum. Artık Monana Walmart'ın nerede olduğunu anlamışsınızdır. Monana Walmart'ta görüşürüz. Bakın 20 millik bir sipariş geldi. 22 dolar. Abi benim paraya ihtiyacım yok. Siparişe ihtiyacım var ya. 7 stoplu. Mecbur kabul edeceğim çünkü sipariş atmıyor. Hiçbir şekilde sipariş atmıyor. Şu 5 siparişi lanet olsun tamamlayalım ya. Artık siparişi bekleyelim. Birazdan da getirirler zaten. Bir yarım saat 40 dakikadır falan buradayım zaten. Bekliyordum. Tam içimden dedim ki yani bırakacağım. Orada işe başlayacağım. İkisini birlikte atarım diyecektim. Kamerayı açacaktım. Kameraya uzanırken sipariş attı. Çok uzun yol olacak ya. Bunu da bırakacağız. Son bir tane kalıyor. Çok vakit kaybetmeyeyim diye bunları çekmedim. Bunların hepsini tek tek scanledim böyle. Bakın şunların hepsi bir kişine ait. Bunlar da ayrı ayrı bir farklı kişilere ait. Hepsini tek tek scanledim. Hani ben bunları teslim edeceğim. Hepsini ayrı ayrı kişilere götüreceğiz bu sefer. Start diyelim. Umarım bizim West tarafında bir yerlere yol bu tarafa doğru giderse, Madison'ın dışına gidiyorsak eğer, 20 mil çok kötü. Bayağı kötü olacak. Hayırlısı olsun ya. Ne diyelim? Ders çıkartıyoruz. DoorDash'i aynı anda yapsaydım belki daha da güzel olabilirdi. Yola koyulalım. Bakın şimdi ilk adrese ulaştım. Evet bu. Bir tane sipariş. Tek order. Şöyle koyuyorum. Ön kapıya teslim ettim. Fotoğraf çek. Şöyle bıraktık. Bunu bitirdik. Hemen ikinciye. Kaç dakika gösteriyor? Madison'dan uzaklaştırıyor bizi 20 mil. Reddetsen de sipariş atmıyorduk yani. 5 tane sipariş nasıl tamamlayayım? Aynen bu. Sipariş bu. Evde güzelmiş bu arada. Koyuyorum. Bu tarafı da çektim. Bagajı kapattık. Bir sonrakine gidiyoruz şu anda. Kaç dakika diyor. Daha da aşağı iniyoruz. Benim yaşadığım yerden daha ne kadar uzaklaşabilirim? Üçüncü adrese ulaştık şimdi. Scanliyoruz hemen. Fotoğraf çekeceğim şimdi. Hemen bunun da fotoğrafını çekelim. Bunu da bitirdik abi. Sonunda iyi bu yakınmış. Hemen şurada gösteriyor adresi. Biz de hemen teslim etmeye gidelim bakalım. Debra'nın siparişi de buymuş. Gelin hemen ön kapıya bırakalım. Küçücük şey ya. Ne sipariş verebilirsin ki bu kadar? Fotoğrafı kullan. Bunu da bitirdik. Atla abi. Arabaya attı attı. Vakit kaybediyoruz. Daha hızlı daha hızlı. 8 dakika yol gösteriyor. 8 dakika sonra teslimatta görüşürüz. Boom. Şu anda büyük bir çiftliğe geldim. Aşırı büyük hatta bakın. Şunları teslim edeceğim hemen. Scanleyeyim şunları. Ama ev çok güzel. Şurada at çiftliği falan vardı. Fotoğrafını çekiyorum. Bunu da bitirdik. Kapattık. Bunu da sonuncu sipariş edeceğiz şimdi. Baba aşağı getiriyormuş. Uzağa götürüyor da neyse yapacak bir şey yok. Oregon'a gideceğiz. Hayırlısı olsun. 11 dakika sonra görüşürüz. Vallahi sonuncu siparişin adresine de geldik. Fotoğrafını çektik. Bitti sonunda ya. Vallahi sonunda bitti. Sistemi de açtık abi. Bakın şu ana kadar 22 dolar, 9 dolar, 8.71 ve 7 dolar olmak üzere 4 tane sipariş attık. 17 dakika gösteriyor. Ben Walmart'a doğru kaçıyorum. Son bir tane daha atmam gerekiyor. Vallahi video için yaptık bunu. Bak şimdi. Sipariş 37 dolar. 40 mil 11 stabı var. Bunu reddediyorum. 1 saat 27 dakika yazıyordu. 1 saat 27 dakikada teslim etsen 40 doları mükemmel abi. Senden iyisi yok ki. 1,5 saatte 40 dolar yapmışsın. Bu şekilde yapılır. Ama öyle 7 dolarlık 8 dolarlık siparişlere gidilerek yapılmaz. Başlayalı 20 dakika sonra 5 saat
saat olacak. Saatliğimiz 20 dolardan düşeye denk geldi. Sizce hem Spark'ı açıp hem DoorDash'ı açıp ikisini birlikte yaptığım bir video gelsin, yorumlarda belirtin. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın her zaman. Falana ulaşınca yine haberleşiriz. Bakın ben yine geldim bu Monano'daki Walmart'a. Aslında bakınca otelde 5 tane sipariş götürmüş olacağım ve 100 dolar alacağım. Sadece oturdum, boş boş telefonda takıldım vesaire, yani hiçbir şey yapmadım fazla. Şimdi bekliyorum, sonuncu siparişimi de alayım. Hala DoorDash'i başlatmadım. Bu videoyu bitirmek istiyorum. Geldi. 13.77, 7.1 mil kabul ediyorum. Oh be! Start trip diyebiliyor muyuz? Erken diyor, okey. Oha! Saat şu anda 3.22. Bana diyor ki 3.50'den önce yapamazsın diyor. 3.50'ye kadar beklemen lazım. Kırmış boğazım, bekliyorlar yola. Neyse, hayırlısı olsun. Sonuncu sipariş sonuçta. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Eğer ben başta abartı bir şey yazdıysam, dostlar ben tanınmayan bir YouTuber'ım, tanınmayan bir insanım. Bu yüzden de tanınmak için başlıklarıma tabii ki abartı şeyler yazıyorum ki insanların dikkatini çekip içine girsinler diye. Abartıyı bu yüzden yapıyorum. Bu yüzden de özür dilerim eğer çok abartı geldiyse başlıktan. Evet, yarım saat bekledim. Sonunda şu siyahi abimiz getirdi yeşil saçlarıyla. Hemen bunu da bitirelim abi. O, yani ben hayatımda bu kadar bekleyerek böyle zaman, para kaybettiğim hissiyatı hiç olmamıştı yani. Walmart görüşürüz. Bir daha görüşmeyiz hatta inşallah ya. Açalım konumu. 13 dakika tamam. 13 dakika sonra teslim edeceğiz ve videoyu kapatacağız. Teslimatta görüşürüz. Ben hemen şunları taşıyayım kapının önünde. Bırakırken de gösteririm hatta. Aldım. Bitti abi. Uygulamayı kapatıyorum. Turn off diyorum. Sonuncu siparişle verdik. Bakın normalde 55 dolar yapmışız. 100 dolar olduğu şu anda yazmıyor. Çünkü bu tarihler arası 5 siparişten fazla da sipariş atabilirim falan. 100 dolar geçerse vermeyecek. 100 dolardan az yaptım ya ben, hani o bir haftalık arada. Şimdi bu 55 doları 100 dolara tamamlayıp bana yatıracaklar. Video editlenmeden önce bu 100 dolar yatarsa ya da o günü arası bitince gösteririz, ekleriz. Ama zannetmiyorum, yetişmez. Ama zaten gördünüz 100 doları vereceğini. Ve saatlerimiz şu anda 4'ü 16 geçiyor. Öyleydi. Video bu kadardı. Ben hiç hoş değilim şu anda, konuşamadım. Neden değilim? Çünkü DoorDash yapsam kesinlikle şu anda 100 dolardan fazla yapardım bunca saatte. Spark sabah iş oluyor diye arkadaşım söyledi. Ben de kalktım sabahın köründe video çekmeye başladım. Halbuki daha da erken kalkmam gerekiyormuş. Saat 8 gibi falan başlamam gerekiyormuş. Ben geç başladım. Saat 10 gibi, 13 gibi başladım. İşin özü, kanala abone olun. Daha fazla videolar gelecek, vloglar. DoorDash videosu. Belki Spark'la DoorDash beraber bir video şeklinde de gelebilir. Şu anlık bu kadar. İlerleyen sürede daha çok kendi hayatımı çekmeye başlayacağım. Yani komple kendi hayatımı vloglayabilirim. Neredeyse her günüm baya baya komple hayatımı vloglamayı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika, Wisconsin, Madison'ın Oregon kasabasından sevgilerle dostlar. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Videoyu da beğenin. Boom.